Bir restart atalım. Şu şeye. İdemize. Onu da bir görelim ve bir günü bitirelim. Arkadaşlar konu anlaşılıyor mu? Yani anlaşıldı mı? Yani olayın mantığı, ana mantık. Yani bir resmi ana mantığı bu aslında. Yani tabii ki bundan sonrası sadece bunda bitmiyor. Yani hiçbir şeyimiz daha var. Ama bu yani. Bak kendimize ait metotlarımızı tuttuk internetten insanların kullanımını açtık yani sunucunun üstünden. Hadi şunu da bir çalıştıralım da bir ders getirelim. Ömer hocam burada mı? Ben görmüyorum bir dakika. Burada bir sorun da var. Şey unutmadık değil mi? Nerede? Şunu mesela. Ya hata var ya şeyde konfigürasyonlarımızda hata yok. Şurada hata yok. Mesela bazen böyle hatalar oluyor. Ama şeyde hata yok. Şu standart zaten yani her yerde olan şey. Konfigler. Şurada pom diyeceğim. Pom'un içindeki bilgiler de zaten standart arkadaşlar. Şu iki tane bir lazım bana. Bunları istiyor. Hatta bir şey kullanırsa şunu kullanmamı ister benden. Bunun harici de bir şey istemezdi yani. Şu olarak ne böyle oldu bilemiyorum. Şu an için. Sonucumuz ayağa kalkmadı arkadaşlar. Neyse bir dahaki derse ben size bunun sebebini söyleyeyim. Veya da şöyle bir şey de işte yaptığımız oluyor arkadaşlar bir bazen. Sunucumuzun azizliği böyle tuttuğu zaman biz Java programcıları şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen sunucuyu siliyoruz. Bir daha konfigüre ediyoruz. Bu da mümkün. Tabii bunu yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer ki burada ciddi ayarlar bir yoksa isterseniz sunucuyu hepten de silip yani tekrardan getirebilirsiniz. Yani bu da sadece şey. Hani olur ya. Uygulama yapıyorsunuz. Çok önemli bilgi yok orada. Deneme yapıyorsunuz. Sunucu böyle hatalar veriyor. Bu şekilde yani bir yol alabilirsiniz. Heh, ben size bak ben dedim ya siz konfigürasyon bir yaparken hani önceden bir konfigürasyonunuz bir varsa altta bak böyle şunları görürsünüz. Bak. Şunu alıp tekrardan gidebilirsiniz veya da bir var olan adresin üstünden de gidebilirsiniz. Evet. Hocam adres mi veriyorsun? Aa adres yanlış ya. Lan hiç dikkat etmedim ya. Yani, evet arkadaşlar katkı için çok teşekkür ediyorum. Hiç dikkat etmedim ya. Vallahi hani aceleyle yapınca şu adresler değişecek arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ya. Yani Ali hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim bu katkı için. Ben aceleyle ikisini kopyalayınca Kontrol F dedim arkadaşlar. Şu adresleri bir değiştirmemiz lazım. Bak. Tamam. Şimdi çalışır. Şimdi çalışır. Yani biraz önce de bir çalışıyordu. Bunu da boşuna yaptık. Ama yani bunu da görmüş oldunuz. Ya bu hatalar bazen sizin işte böyle tecrübelenmenizi sağlıyor. İşte dikkatli olun. Yani var ya ben de etmedim. Ya çünkü son saniyelere hani dedim hemen bitirelim. Şimdi bundan sonra işte şu adresleri güncelledik. Bitti. Mesela şuna karşıla bire gelelim. Şöyle. Şu adres bak birde kalmış. Ya biz normalde böyle proje adını adreslerde bulundurmayız arkadaşlar. Tamam zaten şeyler. Projenin tabii ki çalışması lazım. Nerede projem? Şurada. Önce projeyi bir ayağa kaldırmak zorundayım. Şimdi biz normalde biz ne yapıyoruz? Yani projelerimizde şimdi burası bir dakika. Şurası bir domain adı. Şu projenin adını böyle kullanmazsınız. Onu şuradan bir yok ediyoruz bakın. Yani bu vesileyle bunu da görmüş olun. Şu context root var ya. Bunun yerine şöyle bir şey bırakırsanız, tamam mı? Artık yani projenizin adı burada bulunmaz. Yani bulunmak zorunda bir değildir. Ben şimdilik yani bulunsun
diyorsanız bulursun. O sıcak kalmış, tamam mı? Yani işte bak, dikkat etmeyince böyle şeyler oluyor. Neyse, ben projeyi şöyle çalıştırayım. Şu anda sunucumuz duruyor. Ve çalıştırıyorum ve bu dersi bitireceğim. Allah'a çok şükür. Son anda bunu bir arkadaşımız fark edip böyle destekte bulundu. Çünkü ben de oraya dikkat etmemiştim. Şu anda ne diyorum? Sunucu bildiğiniz hakikaten şu anda. Adres de verin. Zaten sonra da sunucu ile ilgili bir problem. Ha, sebebi ne olabilir arkadaşlar? Şimdi hemen soralım. Arkadaşlar, sunucuda port. Evet. Çok güzel. Bak arkadaşlar, bu noktayı bir yakalamış. Niye? Çünkü ben ne yapmıştım? Sunucunun portunu arkadaşlar şöyle üstüne bir çift tıklayıp 80-85'e almıştım. Ya işte iş yerlerinde bu tarz işte hatalar yüzünden işte birçok arkadaşlarımız zamanını işte harcıyorlar. Ya zaten siz hataları işte yapa yapa işte ustalaşıyorsunuz. Olay bu. Bak zaten bir söylüyor da zaten birazcık takip etseniz hataları şu aşağıda da bir takip edebilirsiniz. Şöyle yapayım. Çalıştım. Yani bu, aslında bu bana şunu da göstermiş oldu. Acele etmeyeceksin abi. Yazılım içinde. Sadece sakin yapacaksın. Şöyle adresi şuraya da karşıla. Şuradaki şeyi de alalım. Çalıştı. Gördün mü? Şeye gelelim. Hatta bir adresimiz vardı. HTML veriyordu. XML veriyordu. Ne ara? Şu aşağıdaydı değil mi? Bakın. Hatta Ali hocamın, Ali hoca bizi uyardı. O yüzden işte adını yazıyorum. Ali hocam. Al. Geldim şuraya. Şuradan yapalım. Bakın burada da şöyle boşluk da bırakmayın ha. Tamam mı? Yani şöyle dikkatli bir şekilde yazın. Gönderdim. Bak. XML. Merhaba Ali dedi. Şurada HTML'lisi de vardı. Şurada. Yani metotların hepsi bir çalışır. Yani bu saatten sonra hepsi çalışır. Tamam. Arkadaşlar, yani bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediniz. İnşallah faydalı olmuştur. Ben bütün örnekleri, işte her şeyi zaten, yani bu derslerde her ne varsa hepsini sizinle paylaşacağım zaten. Tamam mı? Ben de böyle işte Yıldız Tilbe gibi yani her şeye bir tamam mı tamam mı diyorum ya. Tutturun arkadaşlar. Herhalde tamam. Olduk mu? Bu sefer böyle değil. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Yani ana mevzu bu aslında. S-Bull'un ana mevzusu bu. Ya zaten bunu anladınız mı var ya. Bundan sonrası yani biz topu bak buraya kadar biz getirdikten sonra bundan sonrası bir Java ile yani istediğiniz bir taklaları attırın adama gönderin onları da yapacağız. Onları da yapacağız. Yani onların hepsini yapacağız. Hatta simplikli örnekler var daha. Şu örnekler de var. Sabırla sadece bir takip edin. Yani bana sabredin. Tamam mı? Sağ olun, var olun.